Lan Nebahat kendi evin kapısını çalmaz kim ki bu ya? İyi günler efendim. İyi günler. Ya kusura bakmayın. Biraz geciktik. Malum trafik. Kiralık ev için gelmiştik. Hatta sabah konuştuk. Evi gezip kapora verecektim. Ha kapora. Tamam evet kiralık ev efendim burası. Buyurun tam yerine geldiniz. Buyurun. Kiralık ev burası. Buyurun. Baştan kapora desene sen ya. Hoş geldiniz. İsterseniz üst katlardan başlayalım. Buyursunlar. Buyursunlar lütfen. Buyurun. Buyurun. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir koridorumuz var. Bu taraftan başlayalım. Çok güzel. Evet burası banyomuz. Çok güzel. Şurada da genç odamız var. Buyurun. Oğlum kalıyor benim orada. Ay çok güzel. Çok beğendim vallahi. Ne mutlu, ne mutlu. İsterseniz diğer tarafları da bir gezelim. Buyurun efendim. Burada böyle küçük bir odamız var. Hobi odası olabilir, efendim giysi odası olabilir. Burası da yatak odamız. Şöyle göstereyim size. Böyle bir oda. Efendim üst katı yeterince beğendiyseniz isterseniz turumuza aşağıda devam edelim. Hem şu kirayı falan konuşalım, ben unuttum ne konuşmuştuk. Hem kaparoyu alırız. Buyursunlar efendim. Buyurun. Buyurun, lütfen buyurun. Efendim, gördüğünüz gibi evimiz gayet kullanışlı, gayet güzel bir ev. Aynı zamanda enerjisi de çok güzeldir bu evin. Böyle efsunlu gibidir yani. İnsanın böyle moralini yükseltir, mutlu eder. Öyle bir ev yani. Evet, evet, çok güzel bir ev. Ha, bakın yenge hanım da beğendiğine göre. O zaman isterseniz şöyle buyuralım, detayları konuşalım. Şimdi bizim için 30.000 lira kira okey. 30.000. İyi tamam, tamam öyle olsun. Dediğiniz gibi olsun. 30.000. İyidir. Kapora olarak ne düşünüyorsunuz? Yarım kira versen bu işi bağlasak uygun mu sizin için? 15.000. Ne? Uygun. Ne yapalım? Canınız sağ olsun. Olur, olur tabii. Tamam o zaman. Hemen takdim edeyim size. Şöyle takdim edeyim, bir sayın isterseniz. Aman efendim, estağfurullah ya. Saymak ne demek, benim size itimadım sonsuz. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen benim evimde? Kimsiniz siz? Akif kim bunlar? Yahu biri bir şey söylesin, polis çağıracağım. Ya hanımefendi, bir sakin olun lütfen. Evinizi kiralamak için geldik. Kötü bir niyetimiz yok ki. Ya ne bu öfke anlamadım. Evimi kiralamaya mı geldiniz? Beyefendi, ben bu evin içinde yaşıyorum. Benim evim kiralık değil. Aa, burası Sacide Hanım'ın evi değil mi? Hayır efendim, hayır. Yanlış. Değil. Sacide Hanım yan komşumuz. Peki adam, sen kimsin ya? He? Ya bu ev kiralık değil diyemedin mi bize? Ya aman efendim, siz de ya bir evi 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ayrıca da o pazaklı Sacide'nin evinden çok daha güzel bizim evimiz de işte... hanımı ikna edebilirim diye düşündüm, olmadı. Hanım mı? Ne hanımı ya? Ne hanımı bu saatten sonra? Sen şimdi de bu tarz bir dolandırıcılığa mı başladın? Terbiyesiz. Vallahi pesen. Ver şu parayı. Yürü hayatım, gidelim ya, gidelim hadi. Hadi, hadi gidin. Gidin derhal. Ben şimdi seni polise şikayet edeyim de sen gör gününü. Evime izinsiz girmek neymiş? Bu haneye tecavüz senin yaptığın. Ya bir dur Nebahat, ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne tecavüzü, ne polisi? Yapma Allah'ını seversen ya.
Zaten düştüğüm bu halin bütün sorumlusu sensin. Bir de polisle molisle uğraştırma beni. Tamam işte gittiler, bitti gitti. Uzatma, kes. Aa, 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 kes diyor bir de ya, kes diyor. Senin benim evimde izinsiz ne işin var ha? Bir de toplamışsın insanları, doldurmuşsun evime. Benden izinsiz benim evimi kiraya veriyorsun. Ya öyle bir fırsat geldi, değerlendireyim dedim. Olmadı. Ayrıca ben buraya onun için gelmedim. Ne için geldin? Bak Nebahat'im. Benim bu hayatta sahip olduğum tek şey çocuklarım. Artık başka hiçbir şeyim kalmadı. Durum bana yardım etmesine izin vermiyormuşsun. Yapma ne olur. Yapma. Müsaade et. Oğlumla görüşebileyim bari. Hayır efendim. Hayır, müsaade etmiyorum. Çünkü sen bunu hak edecek bir insan değilsin. Sen onların yanında olmayı hak etmiyorsun. Sen herkesin başına bela açan bir insansın. Ama cezanı buldun işte ya. Bak o yetim çocuklar şimdi konakta büyüyorlar. Sen de sokaklarda kalıyorsun. Bir dakika, hangi yetim çocuklar? Hangi konakta büyüyor? Bakayım buraya. Sen ne tatlı bir şeysin öyle ya. Ha? Gözlere bak. Bizim bahçede mi yaşıyorsun sen ha? Gel. Oh, ne güzel bir şeysin sen ya. Dur tamam dur. Dur tamam tamam tamam, ben süt getireyim sana, tamam dur. Oh. Tipe bak. Ya işte Allah'ın sopası yok. Demiştim ben sana Akif, demiştim. Yalnız dikkat et Nebahat. Allah'ın sopası dönüp dolaşıp bir gün sana da çarpmasın. Dikkat et. Ne diyorsun sen be? Ne çarpacakmış sopa? Kime ne kötülüğüm dokunmuş ki benim? Gerçekten mi ya? Ya sen bunu unutmuş olamazsın ya. Ama istersen ben sana ufak bir hatırlatma geçeyim. Eğer sen elindeki mumlukla Resul'ün kafasına vurmasaydın, adamın pekmezini akıtmasaydın, belki de Resul ölmeyecekti. Ya adamın ölümünden sorumlusun. Ne diyorsun sen be? Ya adamın ölümünden sorumlusun, ne diyorsun sen be? Sen var ya, sen gerçekten son derece nankör ve hain bir insansın. Ben seni korumak için yaptım Allah'ın cezası. Ne yaptıysam senin yüzünden oldu. Resul polise gitmesin diye seni korumak istedim. Ben ona zarar vermek istemedim. Ama verdin. Vurdun mu adamın kafasına? Vurdun. Bitti. Bundan sonraki hiçbir şeyin bir önemi yok Nebahat. Senden gerçekten nefret ediyorum. Defol git. Defol evimden. Rahat bırak beni. Bırakmayacağım. Seni rahat bırakmayacağım Nebahat. Şu halime bak be. Bitirdin beni be. Senden intikamımı almadan seni rahat bırakmayacağım. Öyle mi? İntikam alacaksın bir de benden, defol. Ne yapıyorsun? Defol ya? Hadi. Ya. Yürü git. Seninle mi uğraşacağım be? Git o zaman. Evine girmişsin. Sen göreceksin ama. Sen göreceksin. Ya yeter be, yeter. Bıktım ya. Konuşma, konuşma. Yürü git. Bir daha görmeyeceğim seni buralarda. Doruk? Resul amcayı. Sen mi öldürdün? Sen mi? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.